Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Orhan Karaşahin. Size yaşadığım şehir olan Taşucu'nu bir de denizden göstereyim istedim. Daha önce bir video çekmiş ve tam dağın tepesinden, doruğundan size Taşucu'nu kuş uçuşu bakışı misali size göstermeye çalışmıştım. Bu sefer de balık bakışı mı diyelim, deniz uçuşu mu diyelim artık neyse, bir de böyle göstermek istedim. Bakın burası Mersin Silifke Taşucu kasabası. Kasaba son zamanlarda Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin işte faaliyete geçmesi sonrasında, inşaat çalışmalarının başlaması sonrasında Rusların akınına uğramış. İster istemez iç turizm de buna mukabil canlanmış. Dışarıdan gelen yabancıların sayısı da artmış. Hem yerli hem de günübirlik buraya ziyarete gelen insanların sayıları artmış. Şu anda yaz döneminin sonlarına doğruyuz ve Taşucu aşırı derecede kalabalık. Normalde işte 20-30 bin civarında falan bir nüfusu olan bu Taşucu kasabası yaz döneminde 150 bini geçiyor bazı kaynaklara veya ölçümlere göre nüfusu. Bakın şu civarlar Kum Mahallesi diye tabir edilen ve şurada liman var, eski Seka Limanı. Şimdi büyük yatların, büyük gemilerin gelip konakladığı, konuşlandığı bir liman haline getirildi. Şurada Taşucu sahili var. Orada genelde yerli turistler buralarda şu Taşucu sahilinde denize girerler. Oldukça uzun, geniş bir sahili vardır. Bakın şurada yoğun olarak yerli turistlerin denize girdiğini görebilirsiniz. Biz şu anda tekne ile Taşucu limanına giriş yapmak üzereyiz. Bu arada teknemizi gösterelim. 10 metrelik bir olta turu teknesi arkadaşlar. Bugün balığa çıkmıştık. Diğer arkadaşlarla beraber 10 kişi balık tutmaya çalıştık. Gece saat 3'te yola çıktık ve saat 12 gibi falan mesai bitti. Geri şu anda limana dönüyoruz. Ben 2 kişi beraber gelmiştim ama yanımdaki arkadaşım, benim bacanağım daha doğrusu, sakatlanınca tek başıma balıkları tutmak zorunda kaldım. Tek başıma 8 kilo balık tutmuşum. Biraz evvel tartıldı balıklar. 8 kilo kadar falan balık tutmuşuz. Çünkü tekne alışık olmayan insanları tutuyor. Biz çoktandır ara ara da olsa gidip geldiğimiz için teknenin sallanması bizi çok fazla etkilemiyor ama yeni binenler için teknenin bu sallanması gerçekten mideyi karıştırıyor ve işte istiğfar ediyor, kusuyor vesaire. Ondan sonra da başı da dönüyor, bir türlü kendine gelemiyor. İşte 5-6 saatten beri sürekli yatar vaziyetteydi. Neyse bakalım, hayırlısıyla karaya çıkmak üzereyiz. Karaya çıkınca sağlığına kavuşacaktır. İşte bakınız, bir de size denizden Taşucu'nu gösterelim istedik. Şu ileri taraflar bizim de oturduğumuz TOKİ. İleride bir işte yeni yapılan siteler var. Şuralarda yeni yapılan apartmanlar, siteler vesaire filan. Taşucu hızlı bir şekilde gelişiyor. Şu taraflara doğru da bayağı yoğun bir şekilde binalaşma olmuş son zamanlarda. Ormana doğru giriyor böyle ve bu civarlarda arkadaşlar ara ara böyle meyve sebze bahçeleri vardı, çilek tarlaları vardı daha doğrusu. Onların tamamı ortadan kalktı ve hepsi şu anda bina dolu. Maalesef buralarda da artık böyle köy hayatı, burası Taşucu bir kasaba, yani eski köyden bozma bir yerdi ama köy hayatı neredeyse artık hiç kalmadı. Hayvancılık yapan ya da işte tarımla uğraşan insanlar neredeyse yok denecek kadar azaldı, alanlarda azaldı. İşte bu yapılaşmanın yoğunlaşması sonrasında. Evet, teknelerimizi görüyorsunuz. Burada tur tekneleri meşhurdur. Akşam Mehtap turuna çıkılır. Gündüzde işte Taşucu'ndan çıkıp Tisan'a kadar tekneler gider. Böyle işte eğlenceli müzikler eşliğinde ara ara durarak işte çeşitli yerlerde yüzme molası vererek böyle bu tarz teknelerde, şöyle bir gösterelim. Bu teknemiz biraz küçük bir tekne. Olta balıkçılığı için dizayn edilmiş bir tekne. Biraz daha büyük teknelerde
böyle eğlenceli yat gezileri de düzenleniyor. Taşucu'nun meşhur etkinliklerinden birisidir. Taşucu Limanı'na şu anda giriş yapmak üzereyiz. Orası liman müdürlüğü. Bu arada arkadaşlar çapa salınıyor. Çapa salındıktan sonra tekne arka arkaya şuradaki boşluğa girer. Buradan her gün Kıbrıs'a turlar düzenlenir arkadaşlar. Hızlı feribot veya işte normal feribot. Normal feribot 6 saatte gittiğini, hızlı feribotun da 2 saatte gittiğini biliyoruz. Yanlış bir bilgi de olabilir. Ama hemen hemen her gün önceden Kıbrıs gemileri buradan kalkarken şimdi Seka Limanı'ndan kalkıyor. İlerideki limandan kalkıyor. Bu arada bakın size. Yapılır. Ondan sonra dönülür. Şu anda saatimize bakalım. Saat 1 civarı ve artık neredeyse bütün balıkçı tekneleri geri limana geliyor. Biz de size bu vesileyle bir video çekmek istedik. Yavaş yavaş teknemiz yerine yerleşecek. Hemen şu tarafa doğru geçip size gösterelim. Kaptan Yatçılık Hamza Hoca'nın teknesi ile bu gezimizi, orta turumuzu gerçekleştirdik. Kendisine de teşekkür ediyoruz ayrıca. Gerçekten hem hizmeti gayet güzeldi, hem de ilgisi, alakası, yardımı da takıldığımız yerlerde ya da eksik bir malzememiz olduğunda hemen tedarik etme konusunda sağ olsunlar çok yardımcı oldular görevli arkadaşlar. Artık yavaş yavaş balık turumuzu noktalıyoruz. Dediğimiz gibi 8 kiloluk bir balığımız oldu. Evet sevgili arkadaşlar, artık yavaş yavaş videomuzu kapatalım. Teknemiz yerine yerleşmek üzere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.